Onur Bey, söz sizde. Teşekkür ederim Özgecan Hanım. TUMOP Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Doğal Kaynaklar Komisyonu tarafından düzenlenen ve Sayın Umut Barış Ülgen tarafından sunulacak olan Türkiye Jeotermal Sektöründe Yeni Gelişmeler ve Trendler adlı söyleşimize hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Umut Bey'e bu söyleşimize sunduğu için kendisine çok teşekkür ediyoruz, teklifinizi kabul ettiği için. Kısaca bir sunumun akışından bahsedeceğim. Buradaysa Sayın Berin Hanım, Doğal Kaynaklar Komisyonu Başkanı Berin Hanım bir konuşma yapmak isterlerse eğer kendisine sözü vereceğiz. Ardından Umut Bey'in bir kısa özgeçmişinden bahsedeceğiz ve sunum kısmına geçeceğiz. Sunumdan sonra da soru cevap şeklinde devam edeceğiz. Berin Hanım burada mı? Sanırım yok. Öyleyse ben müsaadenizle bir özgeçmişten bahsetmek istiyorum. Umut Bey 4 Mayıs 1975'te İstanbul'da doğdu. 1999'da İTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümünü bitirdi. 2000-2008 yılları arasında Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. 2005-2008 yılları arasında Onur, sesin kapandı. Sesiniz kapandı. Usta akademik çalışmalarda bulundu. 2008-2012 yılları arasında İTÜ EMKOL Araştırma Merkezi'nde Avrupa Birliği'nin desteklediği çeşitli araştırma projelerinde uzman mühendis olarak görev aldı. 2013-2018 yılları arasında Sis Enerji Üretim AŞ'de 2 adet Jeotermal Enerji Santrali Kurumu'nda mühendis ve yönetici olarak görev aldı. 2019 yılında Meditermal Enerji Şirketi'ni kurarak başta jeotermal enerji olmak üzere yer bilimlerinin farklı alanlarında danışmanlık yapmaya başladı. Ulusal ve uluslararası pek çok toplantıya konuşmacı olarak katılmış olup uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış ondan fazla makalesi bulunmaktadır. Kendisi evli ve iki kız çocuğu babasıdır. Biz tekrardan kendisine teşekkür edip sunuma geçebiliriz diyorum. Sözü Umut Bey'e veriyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de Jeoloji Mühendisliği'ne bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Böylelikle hem sektördeki doğayan hocalarımızı bir kez daha görmüş olduk. Hem arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı hem de sektörde ne olup ne bittiğiyle ilgili biraz sohbet etme fırsatımız olmuş oldu. Ben fazla bekletmeden sunuma geçeyim. Zaten beni tanıttı Onur Bey, sağ olsun. Şimdi aramızda belki jeotermali çok bilmeyenler vardır diyerek onu da biraz anlatarak başlayalım. Yani jeotermal enerji kısaca esasında yerin altındaki sıcak su, buhar ve gazlar, sıcak sistemin tanımlayan bir şey. Biz bu yerin altındaki sıcak kayalardaki oluşan enerjiyi de eğer mevcutsa sular vasıtasıyla yer üstüne getirerek bu enerjiyi kullanarak bir jeotermal enerjiden faydalanıyoruz. Bu yenilenebilir, sürdürülebilir, güvenli, çevre dostu bir enerji. En önemli özelliği de esasında sürdürülebilir ve yenilenebilir olması. Jeotermal enerji sistemlerinde bir ısı kaynağına ihtiyacımız var. Bu ısı kaynağının ısıttığı ortamda eğer daha derinde bir rezervuara sahipsek bu derin jeotermal sistemlerde yüksek sıcaklıklara ulaşabiliyoruz ve böylece elektrik üretimi sağlayabiliyoruz. Eğer rezervuar sistemimiz ve kapan kayamız daha sığdaysa ve daha düşük sıcaklıklarda bir sistemimiz mevcutsa o zaman da bölgesel ısıtma sistemleri, sera ve termal turizm gibi farklı alanlarda bu enerjiyi kullanabiliyoruz. Buradaki önemli şey, demin de bahsettiğimiz gibi, üretim kuyularından elde edilen sıcaklıkla akışkanlığın bir enerji üretiminde ya da serada kullanıldıktan sonra yerde yerin altında rezervuara geri basılmasıyla devamlılığı olan sürdürülebilir bir enerjiye sahip olmamız. Bu jeotermal enerji için çok önemli bir özellik. Jeotermal enerjide sıcaklıklara göre kullanımı da farklılık gösterebiliyor. Burada da tabloda gördüğünüz gibi çok düşük sıcaklıklarda, toprak ısıtmada, işte mantar yetiştirmede kullanıldığı gibi daha yüksek sıcaklıklarda, seralarda, bölge ısıtmalarda ve 100 derecenin üzerindeki sıcaklığa çıktığımızda da enerji üretiminde biz bu enerjiden, jeotermal enerjiden yararlanabiliyoruz. Aynı zamanda jeotermal enerji projeleri
aynı anda birkaç işte kullanarak da yararlanabildiğimiz projeler. Örneğin yüksek sıcaklıklı bir jeotermal suyumuz varsa bu suyla önce bir kuru buz üretimi buradaki karbondioksitten yararlanarak yapabilir. Daha sonra enerjisiyle bir elektrik üretimi elde edebiliriz. Geri kalan daha soğumuş sıcaklıktaki suyla da şehir ısıtması, seracılık ve termal tesislerde balık yetiştiriciliğinde yararlanarak geriye enjeksiyon yaparak sistemin devamlı döngüsünü sağlayabilir ve birden fazla işlemde kullanabiliriz bunu. Türkiye'nin jeotermal kaynaklarına baktığımız zaman esasında tüm Türkiye'ye yayılmış bir kaynaktan bahsediyoruz esasında. Burada yukarıdaki haritada jeotermal kaynaklar ve volkanik alanları görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi tüm Türkiye'de özellikle volkanik alanların olduğu bölgelerde ve en önemlisi de en yüksek sıcaklığının olduğu bu Gediz ve Menderes grabenlerinde aktif olarak birçok çalışma yapılıyor. Bu benim hazırladığım bir harita. Yani Türkiye'deki yaklaşık 1000 ilçe var dersek bunların yarısında jeotermal enerjiyle ilgili şu anda aramacılık faaliyetleri yürütülüyor. Ve üçte birinde ise jeotermal enerji farklı alanlarda, farklı kullanım alanlarında kullanılıyor. Ve haritaya baktığınız zaman yani bütün Türkiye'yi kapsayan bir enerji görüyorsunuz. Bazı bölgelerde daha sığ kaynaklarla ve sığ sularla, kuyularla düşük sıcaklığı projeler yapılırken Ege bölgesi, Menderes grabeni ve Geliz grabeni gibi grabenlerde enerji üretimi için kullanılıyor bu jeotermal enerji. 4 tane ana uygulaması var esasında ülkemizde. Enerji santralleri, bölgesel ısıtma, seracılık ve termal turizm tesisleri. Jeotermal enerji dediğimiz zaman biz burada birçok sektörden bahsediyoruz. Ve bu sektörlerin hepsiyle beraber bu bölgesel kalkınmaya yardımı esası önemli. Diğer taraftan jeotermal enerjili bir tesis kurduğunuzda istihdamı da artırıyorsunuz. Ve bu sistemi eğer düzgün işletebilirseniz sürdürülebilirliği yüksek oluyor. Ve siz de yıllar boyunca bu enerjiden faydalanabiliyorsunuz. Enerji santrallerine baktığımız zaman şu an Türkiye 4. sırada. Amerika, Endonezya, Filipinler'den sonra 1691 megawattla 4. durumdayız. Burada da Ağustos 2022'deki mevcut durumu gösteren bir tablo var. Yani toplam ısısı kullanımı şu anda 5000 megawatt termalin üzerinde. Ama şu anda Türkiye'de yapılan birçok yeni proje var ve çalışmalar var. Bu kapasite her geçen gün artarak devam ediyor. Jeotermal santrallerinin bir de yatırım evrelerini kısaca özetlemek gerekirse öncelikle bir ruhsat sahibi olmanız gerekiyor. Bir ruhsat sahası alıyorsunuz ve bu ruhsat sahasında arama çalışmaları, jeoloji, jeofizik gibi çalışmaları uygulayarak nerede sondaj yapacağınızı, nerede bu enerjinin olduğunu belirlemeye çalışıyorsunuz. Bu arama kısmında sondajı yaparak suyu bulduğunuzda da burada kuracağınız projeyi hazırlayıp daha sonra tesisin kurulumuna geçiyorsunuz. Son aşaması da o kurulan tesisin işletme ve bakımı oluyor. Arama evresinde jeoloji ve jeofizik haritaları hazırlıyoruz dedik. Arkasında sondaj çalışmaları oluyor ve burada birçok testler yapılıyor. O yüzden esasında jeoterminal sektörüne baktığımız zaman bu listede gördüğünüz gibi birçok farklı mühendisin ortak çalışmasıyla ortaya çıkan bir tesis görüyorsunuz. Arama kısmında çoğunluğu jeoloji mühendisi ve jeofizik mühendisleriyle yapılıyor olsa da birçok farklı mühendisin burada sondajlarda olsun, aramada olsun katkıları var. Çok bahsi geçilmeyen iki mühendislik, belki birisi gıda mühendisliği. Sondaj yapan hocalarımız da buradalar. Onlar da biliyorlar ki şantiyelerin vazgeçilmesi yemeklerdir. 24 saat süren sondajlarda eğer işçileri düzgün bir gıda mühendisinin hazırladığı bir programla ağırlamazsanız, özellikle de casing tatlısını hazırlamazsanız o sondajınız iyi gitmez. Bir diğer konu da tekstil mühendisliği. Burada da başlangıcımız o zamanki Ali Hoca ile beraber şirketin yeni aldığı şeyleri, tulumları deniyoruz. Tulumlar da iş güvenliği açısından çok önemli. Hem çok sıcaklarda çalışıyoruz hem de gece 24 saat devam eden sondajı olduğu için belli yerlerinde ışıkla yansıtıcıların olması lazım ki herkes herkesi şantiye içerisinde görebilsin işler devam ederken. Şimdi santral
evrene bakarsak, öncelikle bir jeotermal enerji santralinde 4 tane ana bölüm var esasında. Bu birinci bölüm BOP dediğimiz Balance of Plant olarak da İngilizce anlatılan kuyu başlarındaki suyun alınıp santrale kadar taşındığı bölüm. Daha sonra ORC dediğimiz kısma geliyor. Burada da bizim türbinimiz var ve türbinle beraber de Türkiye'de büyük çoğunluğunda hava soğutmalı olarak hava ya da su soğutmalı soğutma tesislerimiz var. Yerin altından aldığımız suyu santrale getiriyoruz. Burada türbünü çevirerek enerji üretiyoruz. Ve bu ürettiğimiz elektriği de şat sahası sayesinde de biz ülkedeki ana elektrik iletim hatlarına aktarıyoruz. Bu aktarımı da enerji nakil hattı yapıyor. Jeotermal santrallerin Türkiye'deki gelişimine bakarsak, ...1975 yılında Kızıldere'deki 0.5 megawattlık santralden bugününe hızlı bir gelişim olduğunu görüyoruz. Şu anda da yaklaşık 1680 megawattın üzerinde bir enerjiye sahibiz. Buradaki bahsettiğimiz değer, 1600'ler bizim kurulu gücümüz. Bunun yanında üretebildiğimize baktığımız zaman da artık 1000 megawattın üzerinde üretiyoruz. Bu ikisi arasındaki farkın belli bir kısmı iç tüketimdeki santrallerin kendi harcadığı enerjiyken, diğer bir kısmı da santrallerin biraz büyük boyutta planlanması ya da sondajların yetersiz kalması nedeniyle verimlilikten kaynaklanıyor. Enerji santrallerinin dağılımı baktığımız zaman şu anda Afyon ve Çanakkale dışında enerji santrallerimiz Gediz ve burada görüyoruz Büyük Menderes grabenlerinde yoğunlaşmış vaziyette. Burada belli zonlarda yoğun santral çalışmalarımız var. Şimdi Sanko'nun olduğu bölgede de sahil bölgesinde daha çok artıyor. Santral boyutlarına baktığımızda da genel santral boyutunun 27 ile 23 megawatt arasında olduğunu görüyoruz. Buradaki santrallerimize baktığımız zaman Türkiye'de 101 dereceden 230 dereceye kadar değişen sıcaklıklarda jeotermal su kullanan santrallerimiz mevcut. Çok geniş bir yelpazede farklı teknolojilerle biz enerji üretebiliyoruz burada. Burada küçük bir videomuz var. Onu gösterebilirsem göstereceğim. Bu Türkiye'nin jeotermal enerji serüvenini kısaca anlatıyor. Biliyorsunuz 2008 öncesinde henüz yektem yokken daha yavaş bir hızla özel şirket yatırımcıları santral kurmaya başlamışlardı. Daha sonra yektemin gelmesiyle beraber bizim buradaki santral kurma hızımız ve yatırımcıların çalışmaları hızlandı. Ve 2019'larda biz 1500'lerin üstüne çıkmıştık artık. Bu videoyu da büyük olsa 2020'lerde hazırlamıştım ben. Ve 2019'lardaki yektem yaklaşık 105 dolar sentti. Yani jeotermal enerjideki devletin alım garantisi fiyatı. Fakat daha sonra bu Mayıs ayına kadar, geçtiğimiz yani Mayıs ayının başına kadar da yeni bir tarife açıklandı. Bu tarife de sektör açısından oldukça düşük tarifeydi. O yüzden son 4-5 yıldır enerji yatırımları azalmıştı. Fakat 1 Mayıs itibariyle artık yeni bir yekten fiyatımız bellendi. Bu da bir önceki fiyata yakın fiyat. 9.45 dolar sent minimum fiyatı var. 11.55'te taban fiyat olarak bellendi. Bunun yanında da yerli aksam kullanımında 28.8 TL bölü kilowatt kuruş olarak bir desteği var. Buradaki önemli değişikliklerden bir tanesi bu 9.45'lik fiyatın yani 11.55'e kadar çıkan fiyatın artık 10 yıl değil 15 yıl geçerli olması.
Bu da proje finansmanında yatırımcıların elini çok güçlendiren bir şey. Rotem Enerji yatırımlarında tabii ki Meta hala önderlik yapmaya devam ediyor ve farklı bölgelerdeki keşifleriyle yeni yeni bölgelerin özel sektöründe aramasına imkan sağlanıyor. Bunlardan bir tanesi bu Simav'da 126 derecelik sıcaklıklı kuyunun keşfi. Diğer taraftan Balıkesir'de de yine bir bölgede daha 56 derecelik sıcaklıkla yeni bir rezervuar keşfi oluyor. Hem Meta'nın hem özel sektörün yeni yatırımlarıyla her geçen gün Türkiye'de yeni sahalar, yeni bölgeler daha araştırmaya devam ediliyor. Şimdi konumuzun başlığında zaten yeni trendler var. Şimdi bu jeotermalin bildiğimiz kısımlarıydı. Bir de şu anda yeni daha çok araştırma ile ilgili ya da geliştirme ile ilgili çalışmalarla neler yapılıyor onları biraz anlatmak istiyorum. Birincisi jeotermal enerji santralleri artık hibrit santral olarak çalışabiliyorlar. İç tüketimleri de yaklaşık %20'lik bir kayıpları oluyor jeotermal enerji santrallerinin. Ve bu kayıpların belli bir kısmını güneş enerjisi santrali kurarak artık karşılayabiliyorlar. Bununla ilgili yönetmelikler çıktı. Hala bazı aksaklıklar var ama onların da yakında giderileceğini umuyoruz. Bir diğer konu jeotermal sistemlerde karbondioksit emisyonu. İlk dönemlerde özellikle proje finansman açısından zorluk çıkarıyordu. Çünkü emisyonun yüksek olarak kabul edildiğinden dolayı Dünya Bankası gibi büyük bankalar yeşil enerji fonlarını yönlendirmiyorlardı ve biz yüksek faizli fonlar bulabiliyorduk ya da bulamıyorduk. Kısıtlanıyordu, büyük bir tepki vardı. Dünya Bankası'nın bu Wildland dergisinde Serhat Akın Bey ile beraber Dünya Bankası ekibinin yayınladığı bir yayınla beraber bu esasında biraz da aydınlığa kavuşmuş oldu. Burada Geddes ve Mendes gravenlerinin grafiklerini görüyorsunuz. Buradaki yapılan çalışmayla beraber şu ortaya çıkardı ki evet, jeotermal enerji santralleri ilk çalışmaya başladığı yıllarda daha yüksek karbondioksit emisyonuna sahipler ama santral ömrünü düşündüğünüz zaman ortalamaya vurulduğunda Türkiye'deki enerji santralleri de küresel ortalama olan 122 gram bölü kilovatın altında kalıyorlar. O yüzden de destek bulabiliyorlar. Burada sohbetten mesajlar var sanki bir yandan. Bunları isterseniz soru cevap kısmında cevap vereyim ki çok dağılmasın. Bir diğer konuda üretim artırma çalışmaları. Şimdi dediğim gibi bazı santrallerimiz 1600 MW'a kadar kurulu gücümüz var ama bunun 1150'sinden elektrik üretebiliyoruz. Geri kalan kısmın bunun aradaki farkın yarısı iç tüketimden kaynaklanan bir kayıp ama belli bir kısmında da eksikliğimiz var. Bu yüzden şu anda bazı santraller mevcut sahalarına yeni kuyular kazarak bu aradaki farkı kapatmaya çalışıyorlar. Yeni kuyular açılmaya başlandı. Diğer bir çözüm yöntemi de mevcut kuyularda eğer kuyuların üretilebilirlik indeksi de uygunsa üretim pompaları kullanarak hem karbondioksitin düşüşünden kaynaklanan düşüşü engellemek hem de daha verimli bir şekilde kuyu kullanarak daha çok enerji üretmek için çalışmalar yapılıyor. Buradaki önemli gelişmeden bir tanesi bu kuyu içi pompa dediğimiz ESP pompalarda eskiden 70-100 derece aralığında çalışabilen pompalarken son dönemde jeotermalden gelen taleplerle beraber bu pompaların neredeyse 250 dereceye kadar dayanabilen, çok daha yüksek sıcaklıklara dayanabilen pompalara dönüşmeleri bu sektörün ilerlemesinde önemli bir önem kazandırdı bize. Bir diğer konu da karbondioksitin reenjeksiyonu. Bununla ilgili de birkaç tane Avrupa Birliği projesi var. Bu projelerle pilot tesisler kuruldu ve yerin altından gelen bu karbondioksiti rezervuara geri basarak buradaki enerji üretimine katkı sağlamayı ve yeniden bu rezervuarın artezyen etkisini artırmaya yönelik bazı çalışmalar başladı. Zorlu Enerji ve Karke'de bu pilot tesislerle bazı çalışmalar yaptılar. Bir diğer konu da enerji santrallerinin yaz aylarında özellikle karşılaştığı, şurada grafikte gördüğünüz verimdeki düşüş. Yani şu kısım grafikte yaz aylarına denk geliyor.
Yani yaz aylarında özellikle sıcak günlerde neredeyse %40'a varan verim kayıpları oluyor aynı santralde. Bunun da nedeni Türkiye'deki santrallerin büyük çoğunluğunun hava soğutmalı olması ve hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıktığı zaman, hatta 40 derecede vardığında, burada kurduğunuz hava soğutma sistemi size yeterli gelmiyor. Bunun için de şu anda hibrit sistemler üzerine çalışılmaya başlandı ve bu hava fanlarının üzerine spreyleme yöntemiyle sulayarak ve soğutarak farklı ikinci bir hibrit soğutma sistemine doğru çalışmalar devam ediyor. Pilot olarak da birkaç firma denemeye başladı. Bir diğer konu da jeotermal enerjiden elektrik üretilen bu 100 derecelik sınırda düşük entalpili sıcaklıklardaki santrallerin daha verimli olmasını sağlamak ve daha düşük sıcaklıklara kadar inebilmek. Bunun için de çalışmalar devam ediyor. Bu Avrupa Birliği'nde bir MEET adındaki proje kapsamında Enerjikan firması Sındırkı'daki ruhsat sahalarında 40 kW'lık bir deneme tesisi kurdular. Ve burada 2-3 aylık üretim yapacaklar ve burada tüm sırasında da bu düşük entalpili santralin buradaki yaşadığı sorunlar nasıl işletildiğiyle ilgili veriler toplayarak bunların tüm santrallerin gelişmesinde kullanmak amaçlanıyor. Diğer bir konu da jeotermal enerji sahalarında madencilik mineral elde yapmak. Bununla ilgili de birçok çalışma var. Bu Razi Hanım ve Gültekin Bey'in Jeotermal Enerji Derneği'nin toplantısında yaptığı bir sunumun fotoğrafı. Burada özellikle lityum çok önemli bir rezerv. Herkesin konuştuğu. Bunun dışında bu jeotermal sahalarda mangan rezervi, sezyum, stronsiyum, antimon, bakır, nikel, çinko gibi hatta silika gibi rezervler var ve bunların nasıl işlenebileceği, mevcut jeotermal sistemi bozmadan nasıl işlenebileceği tartışılıyor. Tabii en öndeki, en gündemdeki konu lityum içerikleri. Buradaki Türkiye'deki farklı sahalarının lityum içeriklerine bakıyorsunuz, değerlerini görüyorsunuz. Şu an Türkiye'de özellikle lityumu jeotermal elde etmek üzerine ciddi çalışmalar yapılıyor. Bunlardan iki tanesi, birisi Alper Baba ve ekibinin olduğu, Mustafa Bey'in de olduğu bu Tuzla jeotermal santralinde yapılan çalışma ki burada en son toplantılarda benim duyduğum artık bir patent aşamasına doğru yaklaşıldıydı. Pilot tesis kuruldu ve çalışılıyor. Diğer taraftan da Afyon Üniversitesi'ndeki hocalarımız da yine laboratuvarda ve bu Afyon'daki sistemde nasıl lityum elde edilecekleri ilgili çalışmalar yaptılar ve bunların yayınları da çıktı. Diğer bir konu jeotermal enerjide ki trendlerden birisi de yüksek sıcaklığın olduğu fakat yeteri kadar sıvının, suyun olmadığı sahalar da kızgın kuru koya dediğimiz tekniğin kullanılması. Bunun öncülerinden bir tanesi sanırım 3S Kale şirketinin Aksaray'daki yüksek sıcaklık kuyusuyla başladı bu tartışmalar daha çok. Bu Aksaray bölgesinde özellikle yüksek sıcaklıklar var bu volkanik alanda ve bu sıcaklıkların olduğu bölgede biz bu projeyi nasıl yaparız diye bazı çalışmalar var. Tabii bunun farklı bölgelerde de şeyler devam ediyor, çalışmalar devam ediyor. Türkiye için yeni bir konu, esasında dünya için de yeni bir konu. Ve bir yandan şu andaki mevcut sistemlerle beraber bu yüksek sıcaklık sistemleri de nasıl dahil edebiliriz jeotermal enerji sistemimize, o da önemli konulardan bir tanesi. Jeotermal enerji santrallerinin dışında ikinci önemli şey bizim için seracılık. Türkiye'de çok hızlı bir şekilde yayılıyor jeotermal seracılık. Özellikle bu komşularımızın içindeki bu Rusya ve Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'nın Avrupa'ya olan gazı kesmesi ve Hollanda'daki seraların bu gaz kesintilerinden etkilenmesi nedeniyle Türkiye'de seracılık önem kazanmaya başladı. Bir tek Türkiye'de değil, Türkiye Cumhuriyetleri de, Azerbaycan'da, Türkmenistan'da da çok hızlandı. Bir diğer yandan özellikle bazı bitkilerde, domateste, Hollanda'da bazı virüslerin yayılması nedeniyle seralar üretimlerinde sorun yaşadılar. Jeotermal sera sistemine baktığımız zaman burada esasında öncelikle şunu belirtmemiz lazım. Yani
ülkemiz örtü altı varlığı bakımından dünyada dördüncü. Avrupa'da da İspanya'dan ardından ikinci sırada. Modern seralarımız da ortalama yaklaşık 27 dekar ki bu hızla artıyor modern seralarımız. Şimdi sera alanlarımızı jeotermal ile beraber şu an bu değerler biraz daha değişmeye başladı ama bu 2019 verileri baktığımız zaman büyük bir çoğunluğu bizim seralarımızın Akdeniz bölgesinde. Hatta %48'i Antalya'da, %16'sı Mersin'de ve %13'ü Adana bölgesinde, %9'da Aydın'da, Muğla'da seralarımız var. Böyle olduğu zaman da bu iklim değişikliğiyle beraber siz bir bölgedeki ani afetlerle beraber sera varlığınızın büyük bir kısmı burada eklenmiş oluyor. O yüzden jeotermalin bu farklı bölgelerdeki yatırım imkan sağlaması bizim için öncelikli. Burada yaklaşık 5000 dekar diyoruz jeotermal ısıtmalı seralar için ama şu anda hala devam eden birçok proje var ve bu sayı hızlı bir şekilde artıyor. Şöyle biraz daha devam edelim. Şimdi jeotermal sera derken neden jeotermal ısıtma diyoruz? Sadece ısıtma mı için önemli olan? Burada birincisi tabii ki üretimi 12 ay yapabiliyorsunuz jeotermal seralarla. Ve bu jeotermal ısıtma ile beraber seraların en büyük maliyeti olan ısıtmayı çok daha uygun fiyatlarla karşıladığınız için çok daha soğuk bölgelerde seracılık yapabiliyorsunuz. Mesela Ağrı'da bir sera devam ediyor ve neredeyse eksi dereceler dahi sera çok verimli bir şekilde devam ediyor, çalışıyor. Bununla beraber topraksız tarıma geçiyorsunuz. Topraksız tarıma geçtiğiniz zaman da artık ilaçlamanız çok daha az oluyor, hatta olmuyor. Ve böylece siz ekolojik bir ürün elde ediyorsunuz. Hem daha çok ürün elde ediyorsunuz, hem de elde ettiğiniz ürün daha değerli oluyor. Daha çok ürün elde etmeyi de şöyle anlatalım. Domates örneğini verirsek eğer, domates bitkisi 10 derecenin altında yani 8 ile 25-30 derece arasındaki bir sıcaklıkta yaşayabiliyor. Fakat siz domatesi devamlı 25 derecede tutarsanız 3 misli daha fazla ürün alabiliyorsunuz. Eğer seri içerisindeki dalgalanmaları azaltırsanız ve jeotermal ısıtmayla beraber serada devamlı aynı sıcaklığı tutabilirseniz çok daha fazla ürün elde ederek avantajlı bir üretim yapıyorsunuz. Burada tabii seracılıkla beraber en önemli katkılardan bir tanesi kalkınma ajansları. Birçok kalkınma ajansı bölgelerindeki seracılık faaliyetleri için fizibilite raporları hazırlayarak esasında yatırımcılara bir öncülük yapıyorlar. Bu sayede o bölgede yatırım yapmak isteyenler buradaki yapan fizibilitelere bakarak neyle karşılaşabileceklerini, bölgenin potansiyelini anlıyorlar. Seracılığa baktığımız zaman başlıca illerimiz Afyon yaklaşık 900 dekar, Şanlıurfa'da 455, Adıyaman, Kırşehir, Eskişehir, Manisa gibi illerimizde yoğun olarak görüyoruz ki bu harita artık daha çok yayılmaya başladı. Şu anda Ağrı'da biliyoruz, Sivas'ta biliyoruz, birçok farklı bölgede, Ankara'da da jeotermal seracılarımız, seracılık faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu jeotermal seracılıkla ilgili en önemli girişimden bir tanesi, son dönemde de birçok bölgede favori bir proje, TDOSB projeleri. Bu tarıma dayalı ihtisas ve organize sera bölgeleri projeleri. Şu an Türkiye'de 50 tane var. Bilmiyorum sayısı son dönemde arttı mı ve bunların yaklaşık 11 tanesi jeotermal ısıtmalı. Bu jeotermal ısıtmalı bölgeler sayesinde belli bölgede projelendirme yapılarak orası bir organize sera bölgesi ilan ediliyor. Ve bu sera bölgesinin birçok teşvik ve teşviğin yanı sıra aynı zamanda o bölgede hem kurutma tesislerinin olması hem paketleme tesislerinin olması birçok şeyin aynı bölgede olmasının avantajıyla çok daha planlı bir şekilde üretim yapılabiliyor. Şu anda bu projeler yayılıyor ve işte İzmir'de, Dikili'de 3 milyon metrekarelik bir alanımız var. Ağrı Diyadin'de, Denizli'de ve Aydın'da da yine EDOSB projeleri kuruluyor. Bu son haritası, şu maviyle gördükleriniz jeotermal ısıtmalı olan TDOSB'ler. Yine gördüğünüz gibi birçok Türkiye'nin her bölgesine gelmiş vaziyette. Diğerleri de
jeotermalsiz olanlar şu an için. Yeni projelerden bir tanesi de şu anda Kula Belediyesi'nin yaptığı 50 dönümlük jeotermal sera projesi. Bu bölgede MTA tarafından 98 yıllarda kazılmış iki tane kuyu vardı. Onların testlerini yaptık ve yeniden ne durumda olduğuna baktık ve 65 derecelik kuyular üretim değerleri de güzeldi. Ve belediye kalkınma ajansından aldığı bütçeyle buraya bir sera kurmaya başladı. Artık demirleri de takıldı. Yavaş yavaş sera ilerliyor. Bu senenin bir azizliği oldu sadece. O kadar çok baharda yağmur yağdı ki harfiyatla ilgili biraz geç kaldılar. Ama güzel bir sera tesisi Manisa'da Kula'da devam ediyor şu anda. Bu seralardan bahsettikten sonra esasında önemli şeylerden bir tanesi de meyve sebze kurutma tesisleri jeotermalle. Şimdi özellikle jeotermalin başkenti diyebileceğimiz Aydın ve Menderes Graberliği'ne gittiyseniz eğer orada görmüşsünüzdür ki Kediz'de özellikle her tarafı üzüm bağlarıdır. Aydın'da da incirler ve birçok yerde meyve ağaçlarının arasında jeotermal görürsünüz. Burada tarımla çişe bunun işlemesi gerekiyor ve buradaki ürünlere de değer katması gerekiyor. Bu yüzden özellikle burada Sanjet'in yaptığı gibi eğer bir kurutma tesisi kurarsanız bölgede oradaki birçok tarımsal faaliyetten elde edilen ürünü paketleyerek son kullanıcıya daha mutfak dolaptaki raf ömrü artan bir şekilde sunabiliyorsunuz. Hem ürün daha değerli hale geliyor hem de jeotermal enerjiyle kurutulan ürünlerde ilaçlama ve bazı şeylere ihtiyaç duymadığınız için hem toz topraktan uzakta kurutmuş oluyorsunuz hem de daha düzgün bir şekilde daha hijyenik ortamlarda kurutulabiliyor. Diğer bir konumuz jeotermal bölge ısıtması. Jeotermal bölge ısıtma projeleri esasında diğer projelerimize göre daha yavaş ilerliyor şu anda. Yani Türkiye'deki jeotermal alanların yarısından fazlası esasında buna uygun projeler. Fakat burada birkaç bileşen var. Bunlardan bir tanesi eğer bir santralden alıyorsak ya da bir düşük sıcaklıklı bir yerden alıyorsak ruhsat sahibinin burada suyu vermesi gerekiyor. Diğer taraftan da burada bu bölgeye bu hizmeti götürmesi için bir lokal bir yetkilinin olması lazım. Veya belediyeler vasıtasıyla oluyor çoğunlukla. Ve ondan sonra da siz bu belediyeler vasıtasıyla dağıttığınız şeyi de son kullanıcı olan apartmanlara veriyorsunuz. Son dönemde birkaç bölgede daha projeler planlandı ama belli bölgelerde şu anda kaldı. Şu an gördüğünüz gibi Türkiye'de Ağrı'da, Balçova'da, Kütahya'da, Afyon'da bölge ısıtma projelerimiz var. Fakat bunların çok daha fazla olması lazım. Daha da çoğalmasını bekliyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi Türkiye'nin birçok yerinde jeotermal enerji için kapasitemiz var. İşte burada da özel yatırımcılarla beraber işte belediyelerin, lokal, bölgesel kamu görevlerinin ortak hareket ederek ilermesi gerekiyor. Çok bileşenli olduğu için biraz daha bu projeler yavaş gidiyor diğer jeotermal projelere göre. Bir diğer konumuz da termal turizm. Termal turizme baktığımız zaman esasında çok çok eski yıllara kadar giden bir termal turizmimiz var. Bu Pamukkale'deki Kleopatra havuzunun bir görüntüsü. Yani Türkiye'de birçok bölgesinde özellikle sağlık için kaplıcalar yıllar boyunca kullanılmış. Fakat şu anda bu termal kaplıca turizmi biraz daha evrimleşti ve sağlık turizmine dönüşmeye başladı. Biliyorsunuz yurt dışından birçok turist sağlıkla ilgili hizmetler için Türkiye geliyor. Bunu yaparken de hem sağlıkla ilgili işlemleri yapmayı hem de tatil yapmayı hedefliyor. Yani bunda saç ekmekten tutun bir göz ameliyatına kadar birçok farklı konuda ameliyat için, tedavi için gelen insanların termal turizmle beraber bunu kullandığını görebiliyoruz. Termal turizm alanlarının dağılımına baktığınız zaman da yine tüm Türkiye'de bunların varlığını görmek mümkün. Şu anda Türkiye'de 1500'den fazla termal kaynağı sahibiz ve 260'dan fazla termal tesisimiz var. Ve bu tesisler artık biraz daha sağlık tesisleriyle birleşerek farklı boyut kazanıyorlar.
Yani burada İsveç, Norveç, Danimarka, Almanya ve Hollanda gibi birçok ülkeden sigorta şirketleri, hatta özellikle Almanya'dan yaşlı bakım evleri hastalarını ve bu yaşlılarını Türkiye'ye yollayarak bu tesislerde tedavi ettirmeye çalışıyorlar. Ya da termal turizm tesislerinde konaklatarak burada zaman geçirmeni sağlıyorlar. Bu da turizm açısından çok önemli. Yani jeotermalin en önemli dokunuşlardan bir tanesi de sadece yazın ki deniz turizmini tüm Türkiye'ye yayıp 12'ye yayarak her an her zaman yapılabilecek bir hale getirmesi. Bu benim çok sevdiğim bir örnek. Kayseri bölgesinde çalışırken bu tesise gitme şansım olmuştu. Yozgat'a geçmiştik. Yani çok büyük termal oteller, 5 yıldızlı otellerin yanı sıra yakın olarak bölgesel böyle küçük bir termal havuzla bölge halkına hizmet eden tesislerle kurulabiliyor. Bu jeotermalin herkese dokunabildiği bir sistem olduğunu gösteriyor. O yüzden bu örneği çok seviyorum. Ben kısaca size jeotermalde neler yeni oluyor, ne tür yeni çalışma var onları anlatmaya çalıştım. Son olarak söyleyebileceğim, bu haritada ve tabloda gördüğünüz gibi jeotermal gelişen teknolojilerle beraber tüm ülkeye yayılmış vaziyette ve Türkiye'nin doğal ve verimli bir enerji kaynağı. Bize de jeologlu olarak bunu bulmak ve herkesin hizmetine sunmak kalıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz Umut Bey. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Gerçekten güzel bir sunumdu. Şimdi soru cevap kısmına geçeceğiz. Altta parmak kaldır butonu var. Ona basarak söz hakkı isteyebilirsiniz. Ya da chat kısmından sorularınızı yazarak sorabilirsiniz. Buyurun. Sorusu olan var mı? Evet, İsmail hocamız söz hakkı istiyor. Buyurun hocam. Sesinizi açarsanız hocam. İsmail Karaman Deresi hocamız. Açıklığımı zannediyorum. Geliyor mu? Duyuyoruz hocam. Evet hocam, şu an geliyor. Umut Barış İlgen arkadaşımızın kapsamlı sunumuna teşekkür ederiz. Ben güncel bir soruyla konuyu açmak istiyorum. Bu çalışmaları sırasında meşhur felaket bölgemizi ziyaret ettiler mi? Felaket bölgemizin jeotermal potansiyeli konusunda EJK'da iki dönemdir katılmadığım için bilemiyorum. Bu konuda yeni çalışmalar ve öneriler yapıldı mı? Bu tür bir çalışma önerileri var mı? Teşekkürler. Maalesef gidemedim. Yani ben hem yardımcı çalışma kısmına çok gitmek istemiştim hem de daha sonrasında gitmek istemiştim ama ben depremden önce gitmiştim Urfa'ya özellikle. Hem Urfa hem Adıyaman'da gezme fırsatım oldu. Oradaki projelerle biraz çalışma fırsatım oldu. Esasında deprem bölgesindeki bölgesinde bir jeotermal potansiyel tabii ki var. Yani Urfa'dan Kareli Kaplıcaların zaten birçoğunuz biliyordur. Hem Hatay bölgesinde de bununla ilgili potansiyel var. Ben İTÜ'lüyüm hocam ve İTÜ ekipleri çok yoğun çalıştılar ve birçoğu benim arkadaşım. Ben de sizin gibi merakla onların attığı fotoğraflar ve şeylerle devamlı bir yerde bir kaynak gördünüz mü diye sorular sordum. Bu fayın tetiklemesi ve şeyle beraber açılan çatlaklardan herhangi bir yerden bir çıkış var mı diye. Malatya depremi olduğunda Malatya'dan bir bulgu görmüştük ama bu depremde herhangi bir yeni bir yüzeyden çıkış ve şeyle ilgili bilgi alamadım arkadaşlarımdan. Tüm sahibi fayı gezen arkadaşlarımdan. Ama dediğiniz gibi o bölge potansiyel yüksek bölge. Özellikle seracılık için hep söylüyoruz ama eğer biraz daha derin bir araştırma yapılabilirse belki 100 derecenin üzerinde sıcaklıklarla daha da önemli bir bölge olabilir. Tabii şu an afet bölgesi olduğu için afet kısmıyla daha çok ilgileniyoruz.
Umarım yaralarımızı sardıktan sonra o konuyla ilgili de çalışma yaparız. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. İsmail Edip hocamız söz hakkı istiyor. Buyurun hocam. Hocam sesinizi açarsanız. Sesiniz gelmiyor. Hocam sesiniz açık değil. Tam da açık ama. Şimdi açıldı. Şu an açık hocam. Açmış, tamam. Şimdi ben teşekkür ediyorum Umut Bey'e öncelikle. Sağ olun. Gerçekten ben de Hüseyin Ulan Kızı Yotermal'in içindeyim. Önce masanın öbür tarafında. Şöyle şimdi sektörün uygulama kısmındayım. Bizim bu sektörde özellikle Büyük Menderes bölgesindeki enerji santrallarında en büyük sorunun HSP pompalarından kaynaklandığını düşünüyorum. HSP pompalarıyla ilgili ciddi teknik çalışmaların yapılması gerektiği, hatta ülkemizin bu pompaları üretmesi yönünde ciddi görüşmeler yapılması gerektiğini inanıyorum. Artık HSP pompa çalışmayan bizim özellikle Kızıldere, Karaköy, ben de Karaköy'de düşünen tertibi bir santralda sorumlu. Mutlaka bu konuda girişimlerin yapılmasını inanıyorum. Ben sadece böyle bir katkı koymak istedim. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim katkınız için. Açıkçası ben de daha önce genel koordinatörlüğünü yaptığım firmada da bu kuyuların uzun süre kullanımında özellikle pompa ihtiyaçlarında en büyük sorunlardan bir tanesi, evet bu pompaları kullanmakla ilgili bazı sorunlar var. En büyük sorun kuyuların çaplarının küçük olması. Maalesef firmaları biz bir türlü ikna edemedik. Yani ben kendi çalıştığım firmayı ikna edemedim o zaman. Biraz daha büyük çaplı kazılsaydı o kuyular çok daha verimli kullanılabilirdi. Ama son dönemdeki arkadaşlarımızla konuşmalardan artık bunun daha çok farkındalık arttığını görüyoruz. En azından 9-5-8 casingleri asarak, 13-8'in bir metrelini boş bırakarak daha büyük bir cep yaparak biraz çözmeye çalışıyorlar. Çok haklısınız. Bununla ilgili de mesela bu pompaların tabii ki Türkiye'de yapılması çok önemli. Bence de bunun teknolojisini geliştirmesi lazım. Bu şu anda JAR dediğimiz bu sondaj sırasındaki takım sıkışında kullandığımız ekipmanlar da birçok ekipman yurt dışından geliyor ve çok güzel ücretlerle. Ben bir ara bunların millileştirilmesiyle ilgili bazı çalışmaların olduğunu ve ASELSAN'ın bu konularda bir şeyler tartışmaya başladığını duymuştum. Ama ne aşamada ben de çok bilmiyorum hocam. Ama çok haklısınız. Birkaç girişimimiz oldu. Türkiye'de soğuk su pompaları üzerinde çalışan bir firmada da iki görüşmemiz oldu ama tabii bunlar da tabii ekonomik aslında şu anda baktığımızda benim üzerinde HSP pompa çalıştığını tespit ettim ben. Çok büyük rakamlar. Bir tane pompanın 200 bin dolar, 250 bin dolar civarında seyrettiğini düşünürsek yani ve tedarikçi de 2-3 firma, Baker'dır, Mahmet'tir. Bunlarla çalışıyoruz. Ama ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. İkimizin bir konuda mutlaka çok önemli adımlar atması. Hocam evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Biraz sesle ilgili bir problem var hocamızın mikrofonunda. Bazı şeyler derinden geliyordu. Şimdi Şakir hocamız bir söz hakkı istemiş katkıda bulunmak için. Şakir hocam buyurun. Evet, Umut Bey'e teşekkür ediyoruz. Tekrar yorumları güncel bilgilerle gündeme getirmesi için. Tabii gelişmeler olarak benim bu sunumdan sonra değerlendirme yapacağım konularda olumlular ve gerekliler olarak belirtmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz bu yektemden önce bir yasa çıktı. Yani yasanın çıkması her ne kadar birçok eksikliği olsa da bu şekilde jeotermalin gelişmesine katkıda bulunan önemli bir neden oldu. Tabii Dünya Jeotermal Kongresi oldu 2005 yılında Antalya'da.
onun çok etkisi oldu. Olumlu olarak tabii hibrit santralların, yani güneş desteğiyle olan santrallarda en azından reenjeksiyon da gerekli olan enerjinin karşılanmasında olumlu katkı sağladı. Öte yandan seracılık önemli bir gelişme aşama kaydetti. Bu özellikle en son bildiğiniz gibi Trakya'da herhangi bir uygulama yoktu ama Kırklareli'nde başladı seracılık. Ve orada da geniş bir havza zaten, Ergene Havzası. Yani saha geliştirilebilir gözüküyor. Onun yanında şimdi depremlerde devamlı çalışan bir santral oldu. Yani depremin de oluşan enerji karşılığı, boşluğu karşılanmasında özellikle baz enerji kaynağı olduğu için önemli bir katkısı oldu diğer santrallarla beraber. Jeotermalin Türkiye'nin enerji ihtiyacı için. Öte yandan depremlerde mesela yeni sıcak su kaynakları çıktı. Yeni bilgi aldım. Sarız'da mesela, Kayseri'de 86 derecelik kaynaklar çıktı. Bunlar tabii kendiliğinden gelmiş durumda. Ve şimdi orada tabii bu konuya olumlu bakıyorlar. Yani Türkiye'de daha araştırılmadık birçok yer olduğunu da bu gösteriyor. Öte yandan sıcak kuru kaya araştırmaları, gerekli olan araştırmalar olarak söylemek istiyorum. Buna da bir ucundan başlamak gerekiyor. META'nın bir çalışmaları var ama bunun biraz daha hızlı şekilde devam etmesinde yarar var diye düşünüyorum. Tabii lityum eldesi de önemli. Ancak Türkiye'deki sıcak sulardaki lityum değeri dünyada şu anda üretilenlere göre düşük. O nedenle ekonomik durumunun iyi araştırılması gerekiyor. Dünyada üretilenler de yaklaşık 200-300 ppm civarında. Bizde en fazla Çanakkale'de belki 30 ama diğerlerinde 5-6-10 civarında en fazla. O konunun da ekonomik açıdan da düşünülmesi gerekiyor. Diğer bir konu sahaların potansiyellerinin belirlenmesi. Bu çok önemli. Yani bazen gereksiz santral yapma durumları da ortaya çıkıyor. Sahanın potansiyeli belli olmadan yeni santrallar inşa edilmesi için tabii yatırımcı kar etmek istiyor. Onun için de çok özellikle danışmanların dikkat etmesi gerekiyor. Öte yandan rezervuarlarda bazı rezervuarların çeşitli bitişik ruhsatlarla bölündüğünü biliyoruz. Bu durumda tabii bunların aslında birlikte düşünmesi gerekiyor. Çünkü rezervuarların bir havuz gibi ortak kullanımı sırasında birbirini etkileme durumları vardır. Bunun için özellikle komşu sahaların bu rezervuarı birlikte korumalarında, birlikte işletmelerine yaklaşım göstermelerinde yarar var diye düşünüyorum. Benim kısaca söylemek istediğim bunlar ama gerekli olan bir diğer şey de bu kuyu içi pompalara geçiliyor. Bunun özellikle maliyetleri ve uygulanabilirliği açısından değerlendirilmeli. Öte yandan entegre kullanımlar, yani elektrik, seracılık, ısıtma ve diğer uygulamaların bir arada yapılması durumunda teşvik verilmesi. Yani elektriğe verilen teşvik yanına bir
arz ediyor. Diğer yasada boşlukların tabii tamamlanması ve gözden geçirilmesi de önemli. Benim de söylemek istediğim bunlar. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz hakkınız için. Şimdi chat kısmından Cihan Tüfekçi bir soru yöneltmiş. GPS'in sürekliliği nedir demiş. Gün içerisinde kaç saat akışkan 300 dereceye kadar ısıtılabiliyor diye bir soru yöneltmiş. Burada esasında akışkan ısıtılmıyor. Yani buradaki jeotermal akışkan zaten sıcak. Siz sadece o akışkanı yüzeye daha çok gelmesi sağlıyorsunuz. Bu kuyu içi ESP pompaları soruyor herhalde Cihan Bey. Öyle düşünüyorum. Yani buradaki sıcaklık zaten jeotermal kuyularda yüksek sıcaklıkta bir rezervuar var ama artezin üretimi düştüğü zaman siz pompayla eğer üretebilirlik indeksi yüksek bir kuyu varsa çok daha fazla su alabiliyorsunuz. Bu da suyun çoğalmasına yardımcı oluyor. Isınmayla ilgili bir katkısı yok. Çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Akkuş hocam. Evet. Buyurun İbrahim hocam. Hocam sesinizi açarsanız. Sesim geliyor herhalde. Evet, şu an geliyor hocam. Evet. Umut hocama çok teşekkür ederim böyle bir sunumu bize aktardığı için. Ben burada bir soru sormak istiyorum. Şimdi şeyden bahsettiniz. Santrallerdeki kurulu güçle üretim değerleri arasındaki farktan bahsettiniz. Yanlış anlamadıysam eğer sondajlarda bazı sorunlardan ötürü bunu bu sonuca ulaştığımızı söylediniz. Eğer böyle ise şimdi Şakir Hoca da bir yönüyle değindi. Özellikle 5686 sayılı yasa mevcut sahaları rezervuar bütünlüğünü gözetmeksizin üstündeki yani yer altındaki rezervuarın üstünü parselleyip işte ruhsatlara bölerek ruhsatlandırması şeklinde bu santraller kuruldu, sahalar bölüştürüldü. Şimdi böyle olması halinde aynı rezervuarı kullanan iki santral yan yana aynı şeyde olduğunda şöyle bir düşünce de hakim. Burada aşırı çekimden dolayı basınç ve sıcaklıklarda düşüm yaşandığı dolayısıyla bunun da gelecekte rezervuarlarda geriye dönüşümü mümkün olmayan noktaya ulaşacağı yönünde bir düşünce ve kaygı var. Siz buna katılır mısınız? Eğer böyleyse buna katılıyorsanız bundan sonra yeni bir yasa çıkacak. 5686'yı yeniden güncelleyin ve bazı sorunları da göze alarak göz önüne alarak bazı maddelerin değiştirilmesi yönünde bir yeni yasa var. Bakanlığa sunuldu. Yani bakanlık MAPEK tarafından hazırlandı ve yakın zamanda bakanlığa da sunuldu. Sanırım ki yeni dönemde mecliste bu yasa görüşülecek. Bu konuyla ilgili görüşünüz nedir? Onu aktarabilirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Tabii. Şimdi birincisi en büyük sorun sizin söylediğiniz gibi şu andaki ruhsatların cam kırıkları parçaları halinde olmasından kaynaklanıyor. İlk ruhsatlarla ilgili projeler yapılırken maksimum 5000 hektar sınırlaması koyulduğunda minimum 1000 hektar gibi bir sınırlama koyulsaydı eğer şu andaki jeotermal santralin büyük kısmı olmazdı. Daha da büyük santral sahalarımız olurdu. Çünkü birçok saha var 1000 hektarın da altında olan. Daha sonra kanunlarda yapılan değişikliklerle en dar alanda 1 kilometre olacak gibilerine değişiklikler yaptılar ama bu zaten ruhsatların şu an özellikle işletme olan ruhsatların %50'si, 60'ı belki daha fazlası zaten alınmış ruhsatlar olduğu için bu yeni çıkan kanun onları etkilemedi. Evet, jeotermal santraller belli bölgelerde esasen sunumda gösterdiğim haritada da görmüşsünüzdür. Menderes Grabeli'nde Gediz'de 6 tane böyle yuvarlak koymuştum. Her yer büyük bir grabenin içerisinde potansiyel bence ama nedense belli bölgelerde 6-7 tane santral öbeklenmiş vaziyette. Ben buna jeotermalin modası diyorum. Nerede bir yatırımcı keşif yaparsa riski azaltmak için diğer yatırımcılar ona yaklaşıyor. Bu da tabii ki aynı bölgeden daha fazla enerji üretimi yapılmasına neden oluyor. Buradaki şeylerden bir tanesi yapılması gereken eğer bir bölgede birden fazla santral kurulacaksa farklı firmalar beraber test yapmaları gerekiyor. Yani birlikte rezervuar testi yapıp rezervuar nasıl kullandıklarını kontrol etmeli lazım. Şimdi çok detaya girmeyeceğim ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir kuyunun üretebilirliği vardır. Bir de rezervuarın o kuyu beslemesinin ayrı bir parametresi vardır. Eğer siz
kuyularınızın hepsini bir pipet gibi düşünürseniz yanılırsınız. Çünkü rezervuarın toplam kapasitesini siz farklı santraller aşarsanız o rezervuarın potansiyelini hiçbir zaman düzgün kullanamazsınız. Ben büyük şey kötü senaryolar düşünmüyorum. Fakat şundan da düşünmüyorum. Şu anki santralleri kurdurken öğrendiklerimizden birçok şeyden ders aldığı firmalar. Özellikle belli bölgelerde komşu firmalar testlerini beraber yapmaya başladılar. Bu önemli bir gelişme. Eğer bilimin yolundan gidersek, mühendislerimizi dinlersek sorun yaşamayız. Ama agresif gidersek yine ben çok büyüyeceğim dersek 24 olmasın 50 megawatt olsun santral, büyük olsun seneye de giyerim ben mantığıyla devam edersek sorun yaşarız. Yani burada kanunla neyi ne kadar düzelttiğimizi bilmiyorum çünkü ruhsatların boyutlarını artık değiştiremiyoruz. Onların ruhsatları verdik 30 yılında. Bu biraz firmaların geleceklerini kaybetmekten çekinerek kendilerinin önlem almasından geçiyor. Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Evet, başka sorusu olan yok herhalde. Cihan Bey deminki sorusunda bu solardan bahsetmiş ama onunla ilgili bir bilgim yok maalesef. O yüzden cevap veremeyeceğim. Evet. Bir de Mehmet Emin Bey bir şey yazmış. Jeotermal'den eser element cevheri temiri var mı diye. Yani şu anda pilot projeler var. Özellikle bu pilot projeler lityumla ilgili. Onlar da pilot yani deneme yapıyorlar. Ama fizibilitesi yapılmış ve başlamış bir tesis yok. Onu da cevaplamış olayım. Evet. Başka sorusu olan yoksa yavaş yavaş sunumu bitirelim. Katkı sunmak isteyen de olabilir. Sanırım yok. Katıldığınız için ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umut Hocam size de çok teşekkürler tekrardan. Rica ederim. Ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. İyi günler. Tekrar iyi akşamlar herkese. Beyran'ın belki son sözü Beyran'ın söyler belki. İyi akşamlar herkese. Umut Allah. Bey bu ben çok özür dilerim biraz geç katıldım. Ama sunumu izlediğim kadarıyla çok kapsamlı, güzel, toparlayıcı bir sunum hazırlamışsınız. Çok çok teşekkür ederiz. Biz de Doğal Kaynaklar Komisyonu olarak senenin sonunda böyle güzel bir sunumla final yapmış olduk. Katılımcılara ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel noktalara değinildi. Gerek sorular, gerek katkı sunma anlamında. Jeotermal gerçekten hani ülkemizde hala gündemde önemli yer işgal eden bir konu jeotermal enerji. Ve zannediyorum önümüzdeki dönemde de yine önemli koruyacak. Ama işte katılımcılar da çok güzel konulara parmak bastılar. Tabii çok fazla yasanın şeysi var, giderilmesi gereken eksikleri var. Önümüzdeki dönem içerisinde umuyorum onlarla ilgili ele alınacak konular da olacaktır. Yine sunumlar, tartışmalar da olacaktır. Çok güzel sunumunuz için çok teşekkür ediyoruz Barış Bey. Çok sağ olun. Rica ederim. Herkese iyi akşamlar diyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür.